Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim çocukların çok severek yediği kaşarlı simit poğaça. Hamuru da yumuşacık oluyor. Eğer tam ölçüsüne uyarsanız çok da güzel yumuşacık bir poğaça yapabileceksiniz. Hemen öncelikle hamurunu yoğurarak başlıyorum. Sütün ve suyun ılık oranını sizlere çok kolay bir yöntemle göstereceğim. Bir su bardağı kaynar suyu derin kabınızın içine alın. Üzerine sıvı yağını ve dolaptan çıkardığınız bir bardak sütü, bu arada bir bardak da sıvı yağ ekledim, ekleyin. Bu kaynar su hepsinin toplamını tam ılık bir kıvama getiriyor. Sütü ılık, suyu ılık dediğimiz zaman bazen çok daha sıcak ya da çok daha soğuk yapılabiliyor. Ama eğer böyle ayarlarsanız tam oranında ılık bir kıvam alıyor. Bir paket kuru maya, bir tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığını çok doldurmadan toz şeker. Öncelikle bunları bir karıştırayım. Maya tamamen içerisinde erisin. Tam böyle kıvamı oluyor. Böyle bir bardak kaynar su koyduğunuzda. Tamamdır. Burada 6 su bardağı unu ve bu arada 200 milimlik su bardaklarından kullanıyorum. 6 su bardağı unu yavaş yavaş ilave edeceğim. Sizler de 5 bardaktan sonra yavaş ilave edin. Benim bu tarifim 6 su bardağı un tam geliyor. Ama şimdi bakacağım tekrardan. Çünkü her defasında aynı ölçü gitmiyor. Unu yavaş yavaş ilave etmeyi lütfen ihmal etmeyin. 6 su bardağı un tam geldi. Ama siz gene de lütfen dikkatle ekleyin. Ben her zaman yaptığım ölçü, kullandığım un aynı, sıvı yağ aynı. Değişmeyebilir. Ama sizlerin bu değişebilir. Hamuru tezgahın üzerinde yoğurmaya devam edeceğim. Birazcık şöyle çok az un serpeyim daha rahat yoğurmak için. Toparladıktan sonra en az hamurunuzu 5-6 dakika yoğurun. Bu aşama çok önemli. Poğaça, börek hamurlarında kesinlikle 5 dakikadan aşağı yoğurmayın. 5 dakika boyunca yoğurduğunuz hamuru toparlayamıyorsanız korkun. Ama bir 5 dakika öncesinde yoğurduğunuz hamur toparlanmayabilir. Çünkü daha yoğurma istiyordur. Şimdi ben de 6-7 dakika boyunca hamuru yoğuracağım. Hamuru tam 7 dakikadır yoğuruyordum. Şöyle kıvamını göstereyim. Kesinlikle bu hamurdan şaşmayın. Poğaça, açma, her türlü hamur için kullanabilirsiniz. O kadar güzel bir hamur oluyor ki. Ve kesinlikle tam ölçüsüne uyduğunuzda hiçbir zaman sizi yanıltmayacaktır. Benim bir 16 senedir yaptığım hamur. Bazen böyle simit yapıyorum. Bazen açma, bazen poğaça. Her şeyi yapabilirsiniz. Hiçbir zaman şaşmayın. Şöyle kabın içine tekrar oturtuyorum. Streç filmim kalmadığı için şöyle bir poşet geçireceğim. Odanızın en sıcak yerinde hamurunuz iki kat olana kadar ortalama en az bir 45 dakika dinlendirin. Hamurunuzun iyi mayalanması çok önemli. Ben de şimdi 45 dakika, 1 saat arası dinlendireceğim. Hamuru tam 1 saatte mayalandırıyordum. Poşeti çıkarıp tezgahın üzerine alıyorum. Hamuru eşit parçalara böleceğim. Önce bir beze haline getireyim. Toplamda 16 tane beze çıktı. Şimdi bir tanesini alıyorum. Elimle hafif bastırıyorum. Çok fazlasıyla değil. Ben ortasına kaşar peyniri kullanacağım. Şöyle kapatıyorum. Kenardaki un serdiğim tahtanın üzerine diziyorum. Altını un serin çünkü birazcık orada bekleteceğiz. O süre içerisinde yapışmasın. Çok fazla açmıyorum.
Hamurları bu şekilde hazırladım. Şimdiki üzerine temiz bir bez örtüp yarım saat boyunca dinlendireceğim. Hamur yeterince dinlendi. Şimdi artık bir pekmezli sos hazırlayacağım. 2 yemek kaşığı çok doldurmadan pekmezi kabın içine alıyorum. Yarım su bardağı suyla karıştırıyorum. Çok aşırı derecede pekmezliği yapmayın. Bu sefer çok tatlımsak oluyor. Hatta yarım su bardağından daha az yeterdi. Şimdi dinlenen hamurları gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Tek tek alıyorum. Önce pekmezli suya. Hemen ardından susama buluyorum. İsterseniz arka tarafını da bulayabilirsiniz ama ben tek tarafını bulayacağım. Tepsiye diziyorum. Çok aşırı derecede sıkmayın hamuru. Çok da dip dibe koymayın. Hazırladığım poğaçayı 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Bu pişerken ben diğerlerini de aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Tepsimi önüme aldım. Yine aynı işlemle. Hiç bekletmeden direkt fırına atın. Yeterince mayalandı. Diğer tepsiye yapmayı unuttum ama buna yapacağım. Şöyle üzerine bıçakla 2 tane sadece çizik atacağım. Güzel bir görüntü oluyor. Yapmak zorunda değilsiniz. Sonuncu tepsiyi de pişirdim artık. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Size hemen yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bu çok daha sıcak. Gördüğünüz gibi içi de gayet güzel. Bu peynirli olan daha dumanı üzerinde. Hepsini şöyle bir servis tabağına boşaltacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Sizler de muhakkak denemelisiniz. Özellikle çocuklar çok severek yiyor. Ben şimdi bunları okula götüreceğim. Çocuklara dağıtmak için. Ufak tefek böyle çocuklara yapıp onları sevindirmek amacıyla. Bir de bu işle uğraşınca çocuklar da bekliyor tabii ki. Onları da mutlu etmek benim için çok güzel oluyor. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.